Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyoruz. Piyasa koşulları çok değişti. Fed'in finansal gevşemeye devam ettiği bir dönemde son yayınımızı yapmıştık. Yeni geldiğimiz yerde tüm dünyada merkez bankaları şahin sinyaller veriyor. Konuşmadığımız, değerlemelerimizde olmayan bir Ukrayna-Rusya savaşı var. Emtia fiyatlarında artış var. Fed'in sıkılaşma tahminleri giderek daha yukarı çekiliyor. Buna karşı içeride Ankara faiz dışı araçlarla enflasyonla mücadeleye devam ediyor. Böyle bir ortamda yeni strateji raporumuzu, hisse senedi strateji raporumuzu sizlere tanıtacağız. Emre ve Bülent zaten toplantılarda birlikte konuşuyorduk. Bu defa yeni bir konuğumuz var. Esra Şirinler, Araştırma Müdürümüz. Hisse senetleriyle ilgili stratejide. O da bize katılıyor. Öncelikle hoş geldin Esra. Hoş geldin Emre, Bülent. Teşekkürler. Hoş bulduk. Lafı çok uzatmayacağım. Direkt interaktif, akıcı bir süreç olsun diye kısa kısa gitmekte fayda var. Öncelikle dünyadan başlayalım. Emre, istersen Fed'le girelim. Ayın 4'ünde Fed'in toplantısı var. Faiz artışları, genel beklentini bu toplantı için ve önümüzdeki dönem için. Merhabalar tekrar. Aslında faiz artış beklentileri epey bir zamandır yukarı doğru gidiyor. Yani önümüzdeki toplantıda en az 50 bas puanlık bir artış aslında beklentilere girmiş durumda. Hani daha fazlasını bekleyen de var ama çok ihtimal verilmiyor. Dolayısıyla orada aslında beklentilerdeki artış büyük ölçüde fiyatlanmış diyebiliriz. Tabii burada hani bunları da bu beklentileri de aşan mesela ne bileyim belki 75 bas puanlık bir artış o biraz piyasaları şaşırtabilir ama bizim de genelde öyle bir yani beklentimiz yok. Hani orada çok bir sürpriz yapma beklentisi yok. Biraz tabii enflasyonun hızlı gitmesi, Fed'in de hani nispeten geç aslında harekete geçmesi biraz tabii piyasalarda özellikle hani büyüme tarafında endişeleri bir miktar arttırıyor. Onu gözlemliyoruz. Ama son haftalarda yoğun bir fiyatlama var. Hani dolayısıyla çok böyle bir sürpriz bir şey gelmezse hani bundan artık bir fiyatlama etkisi yapmaması gerekir diye düşünüyorum. Geçmiş veri Fed'in faiz artışları öncesinde genelde piyasada satış olduğunu, faiz artışı olduktan sonra eğer Fed temel bir hata yapmıyorsa, büyümeyi öldürecek işte 75 bas puan dedim mesela böyle bir hamle gelmiyorsa piyasada satış olmadığını hisseden bahsediyorum özellikle bize söylüyor. Bu defa ne olacağını göreceğiz. Tabii yalnızca Fed yok aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı bundan birlikte emtia fiyatlarında sert bir yükseliş var. Rusya'nın komşusuyuz. İki blok arasında sıkışmış durumdayız. Buna rağmen de şu ana kadar Ankara durumu iyi idare etti dış politikada. Temel soru sırf Türkiye ile ilgili de değil. Hemen hemen her yer için aynı soru geçerli. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, hane halkının bütçesinin artmadığı bir yerde, o artış geriden gelecek çünkü enflasyon düzeltmeleri, bir endişe burada. Yani iki senaryo vardı burada. Bir hane halkı frene basar, harcamayı durdurur. Öbür senaryo ise tasarrufunu azaltır, harcamaya devam eder. Emre, senin görüşün Türkiye öznesinde şu ana kadar hangisi, hangi senaryodayız? Tabii orada iki tane faktör var. Bir tanesi senin dediğin gibi bu fiyatların yukarı gitmesi aslında bu giderlerin özellikle enerji, gıda bunların bütçelerde daha fazla yer kaplamasına neden oluyor. Zorluyor açıkçası geniş bir kesimi. Fakat bir yandan da yüksek enflasyon beklentileri biraz harcamaların öne çekilmesini sağlıyor. Burada tabii hala devam eden tedarik sorunları hani arz bazı ürünlerde mesela işte otomotiv gibi, konut gibi arz talebi yakalayamıyor. Bu da tabii fiyatları yukarı gitmesine sebep oluyor. İnsanlar da tabii biraz harcamaları bu anlamda öne çekiyorlar. Tabii faiz oranları da hani reel anlamda düşük olduğu için hani kredi kullanabilen de kullanmaya çalışıyor ve harcamasını öne çekmeye çalışıyor. Tabii burada hani gelir dağılımı ciddi bir şekilde bozuluyor. Bundan tabii faydalanan ufak bir kesim oluyor ama yine tabii şeyi etkiliyor fiyatları ve talep tarafını. Özellikle hani dediğim kalemlerde işte konutta, otomobilde bunlar da hala fiyat artışları ve talebin yüksek kaldığını görüyoruz. Evet, üretici fiyatlarının %100'den fazla arttığı bir yerde, enflasyonun %60'ın üstünde olduğu bir yerde, hane halkının mevduat faizleri %20'lerde, kredi faizi işte %30'un altında. Hakikaten kredi kullanımını teşvik eden bir tablo var. Yani anladığım kadarıyla hane halkı harcamaya devam ediyor. Yani harcamaya devam etmeye çalışıyor. Belki şoku geçici görüyor.
Öbür tarafta yüksek enflasyon ve suni olarak düşük tutulan faizler de aslında hane halkını kredi kullanarak veya tasarruflarını azaltarak harcamaya teşvik ediyor. Böyle bir ortamdayız. Tabii bu ortam aynı zamanda verim eğrisinin şeklinin de değişmesine sebep oldu. Kısa vadede düşük tutulan faizler, orta vadede artırılması beklenen faizler, daha dik bir verim eğrisi var. Bu da piyasa fiyatlamalarını çok etkiliyor, şirketlerin karlarını çok etkiliyor. Biz fon strateji raporumuzda bankaların ağırlığını artırmıştık, hem de ciddi oranda. Bülent, banka ağırlığımız şu anda kaçlarda, sektöre göre nasılız? Endekste bankaların ağırlığı nasıl? Bankalar için nasıl bir dönem beklersin? Evet, yani biz bu önümüzdeki dönem strateji temalarımızdan bir tanesini aslında bankaların ağırlığını arttırarak yansıtmaya çalıştık. Bugün endekste bakacak olursak %14-15 civarında bir banka ağırlığı var. Ama bizim model portföyümüzde, ki 3 özel bankayla temsil ediliyor model portföyümüz, oradaki banka ağırlığı %20'nin üzerine çıktı. İşte en son yani Garanti ve Akbank'ı zaten uzun süredir tutuyorduk. Yapı Kredi'yi de buna ekledik. Kar momentumlarında gerçekten çok güçlü bir görünüm var Serhat. Birinci çeyrek rakamları gelmeye başladı. Garantinin çeyrek karı geldi. O da beklentilerimizin, ki geçen seneye göre 3 katının üzerine çıkmasını bekliyorduk. Onun da fevkinde bir rakamla karşı karşıyayız. Çok güçlü bir tablo var. Bu sene 2021'e göre net kar artışının %150'nin üzerinde olmasını bekliyoruz. Aslına bakacak olursak 2022 tabii ki çok kuvvetli, ama önümüzdeki 5 yıllık ortalama kar artışı da yukarı yönlü revize ettik. Öz kaynak karlılık cephesinden bakacak olursak bu sene bankalarımız %30'un üzerinde bir öz kaynak karlılığı yakalayacaklar. Geçtiğimiz 10 yıla göre, ki %10 ile 15 arasında giden bir banttır bu, bunun çok üzerinde, 2 katının üzerinde. Önümüzdeki 5 yıl ortalaması da %20 ile 25 arasında olacak. Dolayısıyla gerçekten karlılıklarda bir zıplama, bir sıçrama var. Bunu orta vadede de sürdürülebilir görüyoruz aslında. Oyunu değiştiren tabii enflasyon endeksli bonolar. Bankaların aktiflerinde bu oldukça artmış vaziyette. Özel bankalarda ortalama 50-60 milyar lira nominal seviyeye çıktı. Kamu bankalarında bu 80 milyar liraları geçti şu anda. Dolayısıyla bunun çok önemli bir gelir katkısı var. Ama bunun dışında da senin de bahsettiğin gibi bir finansal baskılama söz konusu ülkede. Bunun yarattığı olumlu bir hava da var. Yani spread ve marj anlamında. Karşılıklar da çok muhafazakar olarak geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ayrıldığı için karşılık baskısını da çok fazla hissetmiyor sektör. Dolayısıyla bu strateji raporumuzda öne çıkardığımız temalardan bir tanesi bankacılık sektör hisselerinin ön plana çıkma ihtimali. Değerlemelere bu kar sıçraması yansıdı mı diye bir soru akla gelebilir. Çok da değil. Halen bankalarımız 2022 tahmini kar rakamlarına göre 2 ile 2,5 arasında bir FK'dan işlem görüyor. Bu hem kendi tarihi ortalamalarına göre hem gelişmekte olan ülke bankacılık sektör ortalamalarına göre oldukça iskontolu. %80'lere varan iskonto söz konusu. Dolayısıyla sektör güzel bir zeminde, yatırımcılar açısından iyi bir alternatif oluşturduğunu düşünüyorum ben orta uzun vadede. Tabii ki kısa vadede çalkantılar olacaktır, ama yatırımcılarımıza dediğim gibi orta vadeli perspektifte bankacılık sektör hisseleri, özellikle özel bankaları önermeye devam ediyor. Bülent, daha detaya gireceğiz bankalarla ilgili, ama istiyorsan öncelikle bir genel strateji, bizim Kasım ayından beri aslında önerdiğimiz şey ya da Ekim'den beri önerdiğimiz şey, Türk lirası riski almadan Türkiye varlıklarını alın. Hisse senedinde reel varlık olarak görüyoruz. Bankacılık sektörü tam reel varlık mı, tartışmalar var. Çünkü yüksek enflasyondan en çok etkilenen sektörlerden birisi. Ama karlılığı bunu kompanse edecek gibi gözüküyor. Emre, istiyorsan bize genel olarak hisse senedi stratejisinde hisse senedi neden yüksek enflasyon döneminde reel varlık olarak görünmeli? Bankaları şimdi söyledik, ağırlığımızı artırdık, özel nedenleri var. Onun dışında hangi sektörlere ağırlık veriyoruz? Bunları ayrıştıran faktörler neler, anlatabilir misin? Tabii şimdi hisse senetleri genelde reel bir varlık kategorisi olduğu için yatırımcılar bunu bir şekilde birikimlerini yani korumak anlamında hisse senetlerine daha fazla yöneliyorlar. Yani yüksek enflasyon olduğu dönemlerde. Tabii burada bir önemli faktör daha var, demin sen söyledin, şirket karlılıkları da artıyor.
Yani pandemiyi şirketler yine nispeten Türkiye'de hani iyi geçirdiler, iyi yönettiler süreçleri. Dolayısıyla kar rakamlarında yukarı doğru, biz de hep son dönemde hep yukarı doğru revizyon yaptık. Dolayısıyla bu tabii çarpanları da bir miktar baskılıyor. Hem işte geçmiş ortalamaların altında kalıyor çarpanlar, hem uluslararası benzerlerine göre şirketler düşük kalmaya devam ediyor. Bu tabii nominal anlamda değerlemeleri destekliyor. Yatırımcının da ilgisini arttırıyor. Yani özellikle yerli yatırımcıdan artan bir ilgi gördük hani son dönemde. Biraz bunu biz yıl sonunda böyle bir şey bekliyorduk. Nitekim hani bu ilgi arttı. Dolayısıyla hani talep olunca da değerlemeler bir miktar yukarı geldi. Ama hala dediğim gibi geçmiş ortalamaların altında gidiyor. Tabii şirketler karlarını enflasyona karşı koruyabiliyor. Sanayi şirketleri özellikle hani bunların zaten maddi varlıkları da bir şekilde değerlerini koruyor. Bir de tabii dünyada başta da bahsettik, bir arz sıkıntıları, tedarik sorunları hala devam ediyor. Dolayısıyla bu şirketlere fiyatlama gücü veriyor. Özellikle bizim borsadaki sanayi şirketleri bu anlamda avantajlı. Yani ürünlerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtabiliyorlar. Bu da tabii rakamların yukarı gelmesine sebep oluyor. İşte bankalarda da Bülent'te de enflasyon endeksli bonolar bir hedge oluşturuyor enflasyona karşı. Yani bunları sayabiliriz aslında neden ilgi gördüğüne dair hisse senetlerinin böyle bir ortamda. Tabii ekonomi politikaları da aslında son olarak onu da söyleyeyim. Şirketleri destekler nitelikte. Yani başta da konuştuk, çok yüksek negatif bir reel faiz var. Bu da tabii şirketleri o anlamda destekliyor. Borçlanma giderlerini düşürüyor. İşte iskonto oranları, gerçi biz uzun vadeli faizler kullanıyoruz ama onların da bir şekilde baskılanması değerlemeleri de o anlamda olumlu etkiliyor. Evet, Merkez Bankası faiz indirmeye başladıktan sonra dünyada ve Türkiye'de enflasyon, ki Türkiye'de çok daha önce başladı zaten yükseliş, bir çalışma yaptık dediğin gibi. O çalışmada geçmiş Amerikan verisine baktığımızda hep yani ilk sıralamada zaten emtia tartışmasız daha iyi getiri sağlıyor. İkinci sırada hisse geliyor. Hisseye de tüketiciye daha yakın olan değil, ama emtia bazlı üreticiler, yani alıp bir katma değer koyup malını satabilen şirketler daha avantajlı gözüküyor. En azından Amerikan verisi böyle. Brezilya, Arjantin, Şili 1980'ler, 1990'lardaki yüksek enflasyon dönemlerinde de benzer bir tablo var. O ülkelerde hisse senetleri reel getiri sağlayamıyor. Ama nominal getiri sağlayan tahvil, mevduat gibi tüm yatırım araçlarından daha iyi getiri sağlıyor. Gerçek reel getiri sorun çıktıktan, yani sorun çözüldükten sonra ortaya çıkıyor. Bu Amerika örneğinde, Avrupa örneğinde 1. 2. Dünya Savaşı, onların yarattığı bir enflasyon var. Gelişmekte olan ülkelerde kötü yönetimler bittikten sonra, daha rasyonel yönetimler gelmeye başladıktan sonra piyasanın performans gösterdiğini görüyoruz. Türkiye örneğinde ama şu ana kadar böyle bir tablo yok. Türkiye'de gördüğümüz kadarıyla borsa özellikle son 2 ayda reel getiri de sağlıyor. Gayet düzgün bir reel getiri var. Amerikan doları bazında getiri sağlıyor. Her anlamda iyi bir getirisi var. Emre, hangi sektörleri öne çıkartıyorsun en çok önerilen listesinde? Devin Bülent de bahsetti bize. Ocak ayında model portföyde banka sayısını 3'e çıkardık. Orada ağırlığımızı arttırdık. Ondan zaten bahsetti. Onun dışında son dönemde eklediğimiz şirketler genelde yine bu arz sıkıntılarından dolayı hani ürünlerine maliyet artışlarını rahatlıkla yansıtabilen şirketler. Bunlar mesela işte Tüpraş, Kardemir, Şişecam son dönemde eklediklerimiz. Bir de tabii Türk Hava Yolları'nı ekledik. Onda da yine pandemi sonrası bir toparlanma beklentisi var. Kar momentumu da oldukça iyi. Dolayısıyla hani bu şirketlere biraz ağırlık verdik. Portföyde bankalar dışında sanayi tarafında daha çok fiyatlama gücü olan şirketleri, maliyet artışlarından daha az etkilenen diyelim, onlara daha çok yer verdik. Evet, aslında bunlar evrensel temalar. Sırf Türkiye'ye özgü değil. Pandemi sonrasında ekonominin açılması havacılık sektörünü destekliyor. Rusya-Ukrayna savaşı, emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle tüm dünyada enerji şirketleri
demir çelik şirketleri iyi performans gösterdi son dönemde. Yavaştan isterseniz şirketlere veya sektörlere odaklanabiliriz. Bir yandan dışsal şoklardan bahsediyoruz. Ekonomi yavaşlıyor mu, yavaşlamıyor mu? Öbür tarafta öne çıkardığımız hisseler. Esra hoş geldin dedik ama sözü sana halen vermedik. İstiyorsan sana geçelim. Hangi yani burada istediğin sektörde başlayalım, istediğin gibi ilerleyelim. Kısa sen de. Peki Emre Bey havacılıkla pas attı bana, ben oradan devam edeyim. Evet, baktığımız zaman 2022'de hem aşılamanın artması hem virüsün gücünü kaybetmesi, pandeminin birazcık daha arka planda kalmasıyla turizm daha ön plana çıkıyor. Buna TL'deki değer kaybı da eklenince Türkiye turizm açısından turizm destinasyonu olarak daha öne çıkan bir ülke, bölge haline gelmiş durumda. Netice itibariyle bu da tabii ki de turizm, turist sayılarını, turizmdeki toparlanmayı öne çıkartıyor. Beklentiler burada gayet iyiydi. Ta ki Rusya-Ukrayna savaşı patlak verene kadar. Evet, orada Rusya ve Ukrayna'dan gelen turist sayısının toplam Türkiye'de turist pazarında azımsanmayacak bir payı var. Ancak beklentiler yine de o kadar kötümser değil. Diğer bölgelerden buradaki kaybın telafi edilmesi bekleniyor. Burada baktığımız zaman hava yolları, işte Türk Hava Yolları olsun, Pegasus Hava Yolları olsun, 2019'daki kapasitelerinin 2022'de yakalamayı hedefliyorlar. Bu oldukça sevindirici ve umut verici bakarsanız. Bir diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşının bir etkisi, 2022 yılında kargo birim gelirlerinde normalleşme bekleniyordu. 2021 yılında baktığınız zaman dolar bazında kargo birim gelirleri iki katına kadar çıkmıştı 2019'da kıyasladığımız zaman. 2022'de bu tabii kapasitenin de artacak olmasıyla yolcu trafiğindeki toparlanmayla birlikte birim gelirlerinde normalleşme bekleniyordu. Ancak Rusya-Ukrayna krizinin patlak vermesi, tedarik sürecinde bazı sıkıntılara neden oldu. Limanlarda trafik arttı, yoğunluk arttı. Hal böyle olmuşken ilk çeyrekte bu normalleşme gerçekleşmedi ve kargo birim gelirleri birinci çeyrekte yüksek seyretti. İkinci çeyrekte de yüksek seyretmeye devam edecek gibi görünüyor. Belki yılın ikinci yarısında bir normalleşme orada gerçekleşecek. Bu tabii ki de kargo operasyonları olan hava yolları için olumlu bir gelişme olarak burada ekleyebiliriz. Biz bu nedenledir ki aslına bakarsanız hani havacılık sektörü takip listemizde daha çok Türk Hava Yolları'nı beğeniyoruz ve öneri listemizde var. Burada Türk Hava Yolları'nı beğenmemizin iki nedeni var. Özetle bir tanesi dediğim gibi bu kargo operasyonlarından yine faydalanmaya devam etmesi ki bu hem ciroyu hem karlılığı olumlu etkiliyor. Evet, 2021'e nazaran cirosunda payı düşecek. İşte %37'den %23'e gerilemesini bekliyoruz. Ancak yine de 2019'daki %13'ün üzerinde. Bu yine ciroyu ve karlılığı desteklemeye devam edecek. Bir ikinci nedense Türk Hava Yolları'nı sevmemizin, Türk Hava Yolları'nın finansallarına baktığımız zaman ki bu 2021'in 4. çeyreğinde gerçekleşmişti. 2022 yılında da 2019'daki seviyesinin dolar bazında yukarıda kalacağını bekliyoruz. Diğer hava yollarında ve TAV Holding'de bunu beklemiyoruz açıkçası. Bu kadar yine bir toparlanma olacak 2021'e nazaran, ancak 2019'daki seviyelerinin altında kalmasını bekliyoruz. Türk Hava Yolları bu iki nedenden dolayı ön plana çıkıyor. Fiyat performansı da zaten bunu gösteriyor. Diğer hava yollarından daha az düşüyor, daha çok çıkıyor. Performansı ilginç ve dediğin gibi. Onun dışında 3 temel saydık biraz önce Emre'nin de konuşmasında. Enerji ve demir çelik. İstiyorsan evet, demir çelikle devam edebiliriz. Orada demir çelikler zaten 2021 yılında baktığınız zaman çelik fiyatlarındaki yüksek fiyatlama oldukça olumlu etkilemişti. Burada hem ciro artışları hem de karlılık hem de ton başına fabrik rakamlarına baktığınız zaman fevkalade mali açıdan, finansal açıdan çok güzel bir 2021 yılı geçirdiler çelik şirketleri. Bunu hem Erdemir'de hem Kardemir'de gördük. Ancak diğer taraftan burada da aslında benzer bir şekilde çelik fiyatlarında normalleşmenin 2022 yılında artık gerçekleşmesi bekleniyor idi. Ancak yine aynı nedenle Rusya-Ukrayna krizi savaşı bunu öteledi. Niye? Çünkü hem Rusya hem Ukrayna'ya baktığınız zaman global anlamda demir, çelik de önde gelen oyuncular her ikisi de. Bu böyle olunca tabii çelik fiyatlarındaki normalleşmenin biz 4. çeyreğe, 2022'nin 4.
dördüncü çeyreğine kaymasını bekliyoruz. Bu yine çelik fiyatlarını bu senede yüksek seyretmesine neden olacak. Burada ne var? Bu tarafta 2021'den ayrıştıran maliyet tarafı daha yüksek gidiyor. Maliyette de ön plana çıkan, aslına baktığınız zaman kömür fiyatları. Kömür fiyatlarına baktığınız zaman 400 dolara ulaştığı olmuştu. Bu tabii kar marjlarını 2021'e nazaran daha geriye çekse de çelik şirketleri üreticileri için, ancak yine de pandemi önceki seviyelerin üzerinde kalmasına neden olacak. Biz burada finansal performans açısından her iki şirketin de yine kuvvetli finansal tablolar açıklamasını bekliyoruz. Ancak değerleme açısından kar demiri daha cazip buluyoruz. Hem çarpan hem hedef fiyatımıza göre artış potansiyeline baktığımız zaman o anlamda kar demiri daha çok öne çıkartıyoruz. Erdemir her zaman güzel bir şirketti. Kardemir 2021 yılında daha bir dönüm noktası oldu aslında, ona bakarsanız. Çok güzel temettüyü dağıttı. Finansallarında ciddi bir ivme kazandı. Bu performansının 2022'de de her ne kadar marjda gerileme olsa da bahsettiğim nedenler nedeniyle yine kuvvetli bir seyir olarak devam etmesini bekliyorum. Diğer taraftan bir şirketim daha var. Özellikle sevdiğim ve öne çıkarmaktan memnun olduğum Şişe Cam. Burada hazır hava yollarından da bahsetmişken onunla da ilişkili segmentleri de var. Şişe Cam tarafına baktığımız zaman fevkalade güzel talep koşulları var. Kısa vadede ve orta ve uzun vadede de öyle gideceği görünmüyor. Burada mimari tarafta, mimari cam segmentinde ciddi bir ivme var. Şişe camdan işte yılın başlarında enerji fiyatlarındaki, özellikle doğal gaz fiyat artışlarından marj anlamında olumsuz etkilenecek, maliyet anlamında olumsuz etkilenecek kaygıları çok fazlaydı. Ancak talep o kadar iyi gitti ki bunu, maliyet artışlarını çoğunlukla fiyatlarına yansıtabilmeyi başarabildi. Orada hem yurt içi hem yurt dışı, yurt dışı tarafta da keza, özellikle altını çiziyorum, mimari camda talep artışı çok kuvvetli gidiyor. Diğer taraftan bir başka segmenti soda, orada da yine maliyet artışları kaynaklı hem de talep artışı kaynaklı dolar bazında %20 gibi bir fiyat artışı yapabildi şirket. Orada zaten global fiyatlarda da onu izleyebiliyoruz. Bir diğer segmentleri cam ambalaj ve cam ev eşyası. Aslında bunlar turizmle de birebir örtüşen segmentler. Öyle ki bu Horeca dediğimiz otel, restoran, kafe, işte cam ambalaj tarafında içecek sektörü, bunlar turizmden olumlu etkilenen segmentler. Bu tarafta da talep şirketin operasyonlarını destekleyecek. Fiyat artışları var dedik, yansıttılar. Kurdan olumlu etkileniyor, kur TL'deki değer kaybından. O anlamda 2022 yılında oldukça kuvvetli. Bir de tabii Amerika'daki satın alması soda operasyonlarının yansıtılmasıyla oldukça kuvvetli bir ciro, iki katından daha biraz daha fazla, 2022 yılı için konuşuyorum, büyümesi gerçekleştirecek. İlk çeyrek marjlarda kesinlikle bir daralma görmüyoruz. Hatta bir iyileşme olacak. Yılın geri kalanında belki 3. 4. çeyrekte daha muhafazakar olmak adına, tabii biraz daha stoklar yüksek maliyetten de gireceği için marj kaybı koyuyoruz. Ancak yine de baktığınız zaman kuvvetli bir yıl geçirecek Şişe Cam 2022 yılında. Yine çok lafı uzatmadan bir kısa bir şey daha eklemek istiyorum Şişe Cam'a. Orada tabii bu Rusya-Ukrayna krizinde biliyorsunuz bu enerji tarafı ciddi bir krize de neden oldu. Hem doğalgaz anlamında, burada tabii Avrupa Birliği, Avrupalı ülkeleri ciddi stratejik önlemler alma çabasındalar. Aslına bakarsanız bina verimliliği, ısıyı verimli kullanma daha önceden de Avrupa'nın gündeminde olan planlar, stratejilerdi. Ancak bu kriz ve savaş nedeniyle bu biraz daha öne çekildi diyebiliriz. Tabii bu Şişe Cam'ı mimari cam anlamında olumlu etkiliyor. Neden olumlu etkiliyor? İşte çift cam kullanılırken belki 3 katlı cam, 4 katlı cam kullanabilecek binalarda, kaldı ki Kuzey Avrupa ülkelerinde bu şeyle kullanımlar var.
Bir diğer etkilenecek alan ise yenilenebilir enerji. Burada da güneş panelleri, solar enerjinin kullanılması, daha revaçta olması. Evet, şişe cam solar panel üretmiyor. Ancak solar panel üreticilerine cam sağlıyor. Bu da şirketin operasyonlarını orta ve uzun vadede olumlu etkileyecek diye düşünüyoruz. Teşekkürler Esra. Tabii şu ana kadar şişecam haricindekiler uluslararası ticari malda hizmet üreten şirketlerdi. Şişecam öznesinde bir de bir dünya şirketi var artık. Evet. Türkiye'deki payı elbette daha büyük ama aynı zamanda dünyada da en büyük oyunculardan birisi ve giderek de önemini artırıyor. Zaman zaman portföyümüzden çıkartsak da fiyatına geldiğini düşündüğümüzde fırsat bulduğumuz ilk fırsatta yeniden koyuyoruz ve çok ciddi bir katkı sağlıyor. Teşekkürler. Emre, istiyorsan enerjiyle devam edebiliriz veya senin öne çıkardığın temalar, enflasyondan yararlanan şirketler olabilir. Nasıl istersen öyle gidelim. Yani enerjiden bahsedebiliriz çok kısa. Orada bizim hani portföyde şu anda Tüpraş var, petrol ürünleri tarafında. Orada tabii bu savaşın da bir takım etkileri oldu. Avrupa Rusya'dan petrol ürünleri ithal ediyordu. Bunda tabii duraksama var. Tabii fiyatları ve marjları yukarı çekti. Bu son birkaç aydır özellikle Mart-Nisan ayında Tüpraş'ı da çok olumlu etkiliyor fiyat marjları anlamında. Burada tabii petrol fiyatlarının da hani ileriye dönük fiyatlamalar hep düşüş gösteriyor. Hani backwardation dediğimiz olay var vadeli fiyatlarda. Dolayısıyla stok seviyeleri de çok düşük ileride. Bu da tabii ürün fiyatlarını daha da destekliyor. Bu durum bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bunun dışında da olumlu beklentiler var. Özellikle havacılık tarafında talep artıyor. Uçuşlar tekrar canlanıyor. Bunun da getirdiği bir artı etki var. Dolayısıyla orada olumlu bir görünüm var. Zaten yüksek bir sezona da giriyoruz. Onun dışında bizim şu anda takip listemizde yok ama elektrik şirketleri de ciddi bu konjonktürden olumlu faydalanıyor. Elektrik fiyatları da şu anda rekor seviyede Türkiye'de spot piyasada. Burada bir takım limitler uygulanıyor, cap'ler. Ama hala o cap'lere gelmemiş durumda. Özellikle ithal kömürde 2500 lira cap. Orada ciddi bir alan var. Yenilenebilir kaynaklarda, yerli kaynaklarda da 1200 liralık bir şey var. Onu tabii geçmiş durumdayız ama dolar bazına baktığımızda 1200 lirada yine iyi bir seviyeye denk geliyor. Yani 75-80 sent arasında bir yere denk geliyor. Kurda da çok bir sıçrama olmazsa bu sonuçta fiyatta yani geçen sene rakamlarını oldukça üzerinde. Dolayısıyla hani bu şirketleri biz hep asa portföylerde tutmak gerekir diye düşünüyoruz. Hem bu işte enerji fiyatlarındaki artışa bir hedge olması anlamında hem de fiyatların yüksek gitmesi tabii karlılıkları da bu sektörde arttırıyor. Orada özellikle hani takip ettiğimiz yani hedef fiyatımız yok ama mesela Alarko burada ön plana çıkıyor. Özellikle ithal kömür santrali olması anlamında. Diğer yenilenebilir enerjide işte Aydem, Galata Wind bunlar da hani bu trendlerden olumlu faydalanacak gibi gözüküyor. Bunlar da yine portföylerde muhakkak bir enerji hisselerine yer vermek lazım diye düşünüyoruz. Çünkü talep yüksek temelen devam edecek. Yeni arz da eklenmiyor çok fazla Türkiye'de elektrik tarafında. Tabii bir miktar hidroların üretiminde artış görüyoruz zaten. Bu devam edecek muhtemelen önümüzdeki aylarda da. Ama tabii yeni çok kapasite eklenmediği için fiyatlar bir süre daha yüksek kalacak gibi duruyor. Dünyada da doğalgaz fiyatları hani yüksek seviyelerini hala koruyor. Orada da henüz bir değişiklik yok. Hatta orada şöyle de bir risk var. İşte Avrupa doğalgazda ve petrolde Rusya'dan alımını keserse bu da hani fiyatları daha da yukarı itebi. Bu çok olası gözükmüyor çünkü bunun Avrupa ekonomilerine çok ciddi etkileri olacağı hesaplanıyor. Geçen hafta Alman Merkez Bankası'nın bir hesabı vardı. Çok ciddi bir daralmaya bunun sebep olacağını söylüyor. Rusya'dan alımların kesilmesine. Dolayısıyla bu çok yani olası pek gözükmüyor ama tabii bunları kestirmek, politik olayları kestirmek zor. Bu tabii hem fiyatları daha da yukarı çeker olursa ihtimal düşük gibi. Bir önemli etki de tabii bu bahsi geçen çalışmalar böyle bir daralmaya işaret ediyor. Özellikle Almanya için, diğer Avrupa ekonomisi için. Bu da tabii bize ihracat kanalından
hani olumsuz etkileyebilir. Bu da bizim hani raporda da bahsettiğimiz risklerden bir tanesi. Bu yaptırımların yaygınlaşması, bunun ekonomiler üzerindeki, Avrupa ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisi yine önemli bir risk faktörü. Evet, IMF'in de böyle bir çalışması var. Stres senaryosu, ana senaryoları değil. 3 puan kadar bir Avrupa'nın büyümesinde baz senaryodan uzaklaşma, yavaşlama öngörüyorlar. Avrupa'da bizim en büyük ticaret ortağımız, %50'den fazlası ihracatımızın oraya. Genelde döngüsel mallar satıyoruz. İşte otomotiv, beyaz eşya, makine ağırlıklı. Avrupa'nın yavaşlaması Türk şirketleri üzerinde ciddi bir etkisi olur. Böyle bir senaryoda otomotiv sektörünün, beyaz eşyanın olumsuz etkilenmesini bekler miyiz? Şu anda fiyatlarda böyle bir, fiyatların içinde böyle bir risk var mı? Fiyatlanıyor mu sizce? Otomotiv tarafında söyleyebilirim. Evet, ihracat tarafını olumsuz etkileyebilir. Kaldı ki şöyle bir etmen daha var. Tabii ki de ham madde maliyetleri ciddi bir şekilde arttı. İşte çelik fiyatlarındaki artış devam edecek diyoruz. Diğer taraftan çip krizi devam ediyor. Çip krizi tarafındaki o tedariğindeki problemler kaldı ki o ilk etapta 2022'nin ortalarında geçer diye bekleniyordu. Geçer demeyeyim ama en azından daha toparlanır, yavaşlar diye düşünüyordu. Ancak bu Rusya-Ukrayna krizi onu olumsuz etkiledi. Onun üzerine başka tedarik problemleri de çıkarttı. Nakliye tarafında ciddi lojistik anlamında maliyetler arttı. Tüm bunları bir araya topladığımızda tabii ki bunların maliyetlerdeki artışlar otomotiv fiyatlarına, araç fiyatlarına da yansıtılacak. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Fiyatlardaki artış da olumsuz etkileyecek talebi diye bekliyoruz. Hani yurt dışı tarafında da, yurt içi tarafında da. Yurt içi birazcık daha farklı etmenler talebi de etkileyebiliyor. Ama ihracat tarafında tabii ki de Avrupa'nın ekonomilerinde bir durgunluk, bir yavaşlama olması orada otomotiv sanayinin ihracatını olumsuz etkileme riski kesinlikle var. Tabii yüksek enflasyon burada bir yandan otomotiv sektörünü destekliyor. Türk insanı bir yandan da servetini korumak için de araba alıyor. 1980'lerde en son duyduğum hikayeleri çevremden duyuyorum, arkadaş çevremden. Kesinlikle. Öbür tarafta uluslararası ticari malların fiyatı TL'ye değer kaybettiği için çok artıyor. O da genç insanların bu mallara olan talebini ileride etkileyecek. Yani normalde genç bir insanın işe girdikten birkaç sene sonra geç, işte kredili, mredili araba alması lazım. Fiyatların çok arttığı, vergilerin de çok arttığı bir dönemdeyiz. Bu da sektöre orta vadeli olan iş talebi de etkileyebilir. Ama kısa vadede Türk insanının araba sevdası devam eder muhtemelen. Bir araba sevdamız var çünkü. Bir de tabii Serhat Bey, orada bir önemli nokta daha var. Yine havacılık da aslında ilişkili. Tabii turizm operasyonları faaliyetlerinin iyileşme beklentisiyle filo talebi artabilir diye bekleniyor 2022 yılında. Hani ekonominin konjonktüründen bir başka tarafta da bu talebi olumlu etkileyebilir diye düşünüyor ve az önce de tabii sizin bahsettiğiniz gibi araba sevdası, yatırım aracı olarak görülmesi bunlar da diğer taraftan talebi olumlu etkileyecek şeyler. Olumsuz etkilerin mi, olumlu etkiler mi, hangisi daha ağır basacak açıkçası biraz kestirmek zor bu yıl. O yüzden de en çok önerilen de ön plana çıkarmadık. Evet. Biraz bekleyip görelim, arkasından karar verelim. Emre, en çok önerilerinde enflasyon temasından yararlanan şirketler de seçmeye özen gösterdin diye hatırlıyorum. Orada ne çıkaracağın şeyler var mı? Aslında tabii orada o demin saydığımız hani 3 şirket global anlamda fiyatlama gücü de var. Perakendeler hani bu ortamda iyi gidebilir. Bizim bir maç var portföyde. Ama orada tabii bu rekabet kurulunun soruşturması, hani ikinci bir tekrar bir soruşturma başladı biliyorsun. Bunun yarattığı bir belirsizlik var. Bu tabii bu sektörün genelinde çarpanlar üzerinde bir baskı yaratıyor. Yani hem işte BİMAŞ'ta hem diğer Migros'ta, diğer oyuncularda hepsinde çarpan seviyeleri çok düşük, geçmiş ortalamaların altında. Dolayısıyla hani burada belki belirsizlik ortadan kalktığı noktada burada da iyi bir performans olur diye düşünüyoruz. Yani biz hala BİMAŞ'ı tutmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi belirsizlik biraz baskılıyor.
Ama hani bu şirketler tabii hem fiyat artışlarını onlarda nispeten daha yansıtabiliyorlar. Çünkü orada da elastikiyet yok çok ihtiyaç ürünlerinde. Dolayısıyla orada da devam ediyoruz portföyde tutmaya. İşte onun dışında Vestel Beyaz var. O da yine ihracat tarafından iyi bir büyüme geliyor bu sene. Şu anda talep tarafı da ihracat tarafında iyi gidiyor. Yani genelde tabii burada fiyatların artması bu geçmişte de olmuştur. Hani daha böyle rekabetçi ürün üretenleri destekliyor. Hani Türkiye'de mesela burada hani hep beyaz eşyada kriz zamanlarında hep pazar payı almıştır. İşte şeyde konfeksiyon tarafında veyahut işte giyim perakendesinde de yine yerli markalar ön plana çıktığını görüyoruz. Hani fiyat artışları yabancı markalarda daha fazla olduğu için. Bir de tabii son gelişmeler bu. Rusya'dan yabancı şirketlerin çıkması bu tabii Türk firmalarına bir alan açıyor. Tabii yani çok trajik bir durum. Savaş inşallah biter bir an önce ama böyle bir ortada ambargonun getirdiği bir şey var. Buradaki özellikle işte perakende şirketleri, taahhüt şirketleri burada Avrupalılardan açılan boşluğu doldurma anlamında bir fırsatları var. Burada Mavi mi kastediyorsun? Mavi Tekfen, Enka gibi isimler ya da başka kafanda isimler var mı sayabileceğin? Yani Mavi'de zaten tavsiyemiz var. Orada Mavi'nin şöyle de bir avantajı var. Pazar payı kazanıyor yurt içinde. Çünkü yabancı markalardaki fiyat artışları çok daha fazla. Onlar hani yurt dışından da ağırlıklı tedarik ettikleri için oradan bir pazar payı edinimi var. Bu büyüme rakamlarını olumlu etkiliyor içeride. Dışarıda da tabii demin bahsettiğim gibi bir etki olabilir. Hani yurt dışında. Zaten orada da Amerika'da özellikle mesela ihraç fiyatlarını arttırmayı başarmış. Yani dolar bazında cin fiyatlarını yukarı çekmiş. Çünkü tabii zaten bir enflasyon hani global anlamda var. O açıdan avantajlı. Dediğim gibi taahhüt şirketlerine de fırsatlar olabilir. Çünkü Avrupalı şirketlerin bu tavrı biraz kalıcı gibi gözüküyor. Yani en azından şimdilik öyle duruyor. Hani bayağı her şey toplayıp çıkıyorlar her şeyi. Satıyorlar varlıkları. İşte en son Anadolu Efes'te gördük. Anadolu Efes'in Belçikalı ortağı hissesini Anadolu Efes'e satarak çıkmak istiyor Rusya'dan. Bu da tabii Anadolu Efes'in pazar payını da arttırabilir diğer yabancıların çıkması. Tabii bu şirketler çok acele satış yaptığı için alıcı açısından da bu da bir avantaj tabii. Çok rekabetçi bir satış ortamı da olmuyor. İnşallah tabii bu çok kısa sürede biter bu savaş ama bitse bile Rusya'nın karşı alınan yaptırımlar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Teşekkürler Emre. Biz de geçen de taahhüt şirketleriyle toplantılarımız oldu. Çoğu bugüne kadar Rusya'da hep ikinci, üçüncü yüklenici konumunda doğrudan iş alamıyorlar. Doğrudan iş almayı ümit eden, yani ana yüklenici olarak iş almayı ümit eden şirketler var. Gene Rusya ile iş yapan şirketlerden duyduğumuzda, özellikle hükümete yakın olanlardan biraz daha fazla duyduk. Ödeme sorununun da olmadığını, yani bir ölçüde ödemelerin de malın gittiğini, paranın alındığını, işlerin göründüğü kadar kötü olmadığını söylüyorlar. Sanki Rusya Batı'nın yaptırımlarından bir şekilde şu an çıkmış durumda ve Türk şirketlerinde daha fazla kullanacak gibi gözüküyor. Eğer tabii büyük biraderden Amerika'dan ciddi bir ağır şirket yaptırımı gelmezse. Şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Türkiye iki güç arasında, Batı ile Rusya arasında kendini iyi konumlamış. Hem Ukrayna övüyor, hem Batı övüyor, hem de Rusya memnun ilişkilerden. Şu ana kadar iyi idare ediyoruz. Türk şirketleri de bundan yararlanabilir. Ben bir tek şeyi hatırlatayım. Türk şirketlerinin Rusya'da büyümeye başladığı dönem bundan önceki Rusya kriziyle oldu aslında. Yani 1990'lardaki, 2000'lerdeki problemli yıllarda Türk şirketleri burada ciddi anlamda pazar payı elde etti, bu piyasalara girdi. Burada uzun süreli kalıcı ilişkiler kuruldu. Şu an Rusya'da iş yaptığını bildiğimiz büyük isimler bu dönemde oluştu. Önümüzdeki dönemde bu isimler daha büyüyebilir, yeni isimler çıkabilir. Ama Türk girişimcisi risk alan bir girişimci ve fırsatları değerlendirecektir diye düşünüyoruz. Kabul etmediğimiz şirket kaldı mı? En çok önerilen listemizde isterseniz değinebiliriz. İsterseniz ben Türkiye Sigorta tarafından geleyim. Yani evet. Sektör dinamikleri aslında oldukça olumsuz. Yani 2021 sonundaki
işte kur şoku ve enflasyonla beraber hasar yoğunluğunda, hasar frekanslarında korkunç bir yükseliş var. Bu da marjları çok olumsuz etkiliyor. Ama Türkiye Sigorta bu ortamda dahi kendini ayrıştırmaya devam ediyor. Yani birinci çeyrek karları bir süre sonra önümüze düşecek. Şirket diğer kendi rakiplerinden oldukça karlılık anlamında kendini ayrıştırmış olacak. Bu olumsuz hava sektörde 2022'nin ilk 6 ayında da devam eder diye düşünüyoruz. İkinci yarı güçlü bir yarı olacak. Yani burada da tabii bizim araştırma kapsamımızda Anadolu Sigorta ve Aksigorta da var. Onların ilk 6 ayı çok parlak geçmese bile ikinci 6 ayda kuvvetli bir görünüm olacak. Türkiye Sigorta biraz portföyü gereği kendini ayrıştırabildi. Bu seneki kar beklentimiz 1,5 milyar lira civarı. %50 bir kar artış beklentimiz var. Temettü ödeyen, güçlü karlılığı olan bir şirket, sermaye yeterlik problemimiz hiç yok. Dolayısıyla biz açıkçası sektör dinamiklerinin olumsuz olmasına rağmen çıkarmayı çok uygun görmedik. Bu değerleme şartları altında. Teşekkürler Bülent. Esas soruyu sormadık herhalde. Garanti Bankası'nın çağrı süreci fiyat artırıldı. Yatırımcılara katılmasını önerir misin çağrıya, yoksa Garanti Bankası ile ilgili ve genelde bankalarla ilgili beklentin daha olumlu katılmasınlar mı? Daha olumlu. Garantideki hedef fiyatımız bizim 19 lira. Bildiğim kadarıyla piyasanın ortalaması da 17-18 liralar civarında. Daha yüksek var, daha düşük var elbette. Ama ortalamadan bahsediyorum. Dolayısıyla yeni revize edilen fiyat 15 lira. Elbette katılım biraz daha yüksek olacaktır 12.2 seviyesine göre. Ama bizim tabii hedef fiyatımızı biraz daha ön plana çıkarmamız gerekiyor bu aşamada. Dolayısıyla ben 15 lira değil daha yukarıların hedeflenmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Emre'ye son soru, hem garanti sorusu hem de genelde borsada uzun zamandan beri iyimseriz. Bir kısmı enflasyona karşı korumadan kaynaklanıyor, bir kısmı şirketlerin karlılığının iyi olmasından, ekonominin iyi büyümesinden kaynaklanıyor. Karlı yatırımcılar pozisyonlarını azaltsınlar mı bu ortamda, yoksa korusunlar mı? Pozisyon almamışlar, halen tavsiye eder misin? Yani tabii burada bir vade önemli. Tabii çok kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar tabii hep bizim tavsiyemiz biraz stoplu gitmeleri. Piyasada çok biraz biz dolar bazında daha çok bakıyoruz. Orada tabii çok en kritik seviye bu 200 günlük ortalamanın olduğu, hani dolar bazında BIST 100 için işte 155-156 civarında bir seviye. Tabii şu anda onun üzerindeyiz uzunca bir süredir. Dolayısıyla yani pozisyonlar korunabilir ama burada hep bir kazançları korumak adına hani özellikle kısa vadeli yatırımcıların stoplu gitmesinde fayda var. Yani şu ana kadarki kazançları koruma anlamında stoplu gitmekte fayda var. Biraz daha tabii orta uzun vadeli baktığımızda hala şeyler, yani cazip seviyelerde değerlemeler tam fiyatlanmış değil aslında geçmişe göre baktığımızda, işte yurt dışı benzerlerine göre baktığımızda. Dolayısıyla orta uzun vadede biraz daha iyi. Tabii fakat kısa vadede yatırım yapanlar en azından kazançları koruma anlamında stoplu gidebilir. Onda fayda var. Tabii bu çağrı olayı aslında piyasanın genelini de etkileyen bir durum. Hani endeksi de etkiliyor. Şimdi burada tabii şey de kritik. Bülent bahsetti. Hani hedef değerler çok yukarıda. Şimdi burada tabii piyasada bir alıcı var. Genelde böyle durumlarda hani yatırımcı da çok şeyler bozulmazsa, koşullar tabii alıcının da olduğunu bildiği için genelde fiyatı yukarı çekiyor. Yani birkaç kez bu çağrı fiyatlarının yani güncellendiğini görüyoruz. Ama tabii burada şey önemli. Hani piyasa koşulları nasıl gidecek? Yatırımcılar bunu hani yukarı çekmesi için tabii şeyinde desteklemesi lazım piyasa koşullarının da. Ama bu da tabii değerlemeler üzerinde, işte BIST 100 üzerinde etkili olacak bir şey, bir konu. Bunu da yakından izlemek lazım. Dediğim gibi burada tabii piyasa koşulları da çok önemli. Ama ortada bir almak isteyen bir taraf var. Bu yatırımcı da tabii bunu kullanacaktır. Yani beklentiler güçlü olduğu sürece. Esra, en çok öne çıkardığın ya da en çok riskli gördüğün hisseleri sayabilirsin kısa kısa. En çok öne çıkardıklarımda hava yollarında Türk Hava Yolları diye dile getirmiştim. Hava yolları ve şişe cam olarak öne çıkıyor açıkçası benim tarafımda. Hemen akabinde yine Kardemir diyebilirim. Hani nispeten daha
öne çıkarmadığım diyeyim otomotiv var. Hani öncelikle söylediğim gibi oradaki orta ve uzun vadede beklentilerimiz olumlu olsa da, çünkü ciddi yatırımlar açıklayan şirketler var Ford Otosan gibi. Ancak tedarikteki aksamaların üretim tarafında iniş çıkışlara neden olabileceği endişesiyle otomotivleri biraz daha geri planda tutuyoruz. Türk Traktör geçen sene en sevdiğimiz hisselerden bir tanesiydi otomotivin içerisinde. Bu sene o kadar değil. Şirket iyi bir şirket, ancak hem yurt içi tarafta talep çok iyi gitmiyor, hem de maliyet artışları nedeniyle hani birazcık marjlar baskı altında. Marjların baskı altında olmasının bir diğer nedeni de ihracat tarafında iyileşme var. Ama ihracatın payının artıyor olması da toplam marjı baskılıyor diye 2022 yılında özetleyebilirim. Öncelikle bizi izlediğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ile ilgili Türk lirası riski almadan Türkiye varlıklarını alın görüşümüzü koruyoruz. Hisse senedi tarafında Emre'nin dediği gibi zaman zaman geri çekilmeler olabilir. Orta vadeli düşünen bir yatırımcı için bunları fırsat olarak görüyoruz. Halen genel Türk yatırımcısının portföyünde hisse senedinin olması gereken ağırlığa göre çok daha düşük olduğuna inanıyoruz. Böyle genç nüfusa sahip olan bir ülkede hisse kültürünün zamanla gelişmesini ve hisse ağırlıklarının artmasını, bunun da Borsa İstanbul'u desteklemesini öngörüyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum katkılarınız için, hesabınız için. Görüşmek üzere.